Merhabalar. Size Acer'ın Acer Aspire E11 modeli üzerinde Lubuntu'yu nasıl çalıştıracağımı anlatacağım. Bu modelde MMC 32 GB tarayıcısı kullanılmış. 2 GB DDR3 RAM bulunmakta. Intel Celeron işlemci, aynı zamanda Intel HD HD Graphics grafik yongası mevcut. Cihaz hafif bir bilgisayar. Herhangi bir şekilde mekanik bir sistem bulunmamakta. Anakartı filan tamamıyla farklı. Güzel kullanım bilgisayar. Ama bu bilgisayarı ben Ubuntu ile başlatmak istiyorum. Bunun için bilgisayarın arkasına bir adet flash bellek taktım. Flash bellekte ISO'yu direkt flash belleğe yazdırmadım. Hard disk'e kurulum yapar gibi flash belleği Ubuntu'nun RXT masaüstünü kullanan sürümünü kurdum. Bunu herhangi bir şekilde kendi kişisel dosyalarımı da içinde bulunduruyorum. Aynı zamanda işletim sistemini de yanımda taşıyabiliyorum. Bu şekilde kullanabiliyorum. Bunun için bilgisayarı önce başlatıyorum. Açarken aynı zamanda F2'ye de basıyorum. Buradan BIOS menüye geldik. BIOS menüde main kısmında çeşitli ayarlar bulunmakta. Bu ayarlardan ben Network Boot, Qt Boot, F2 Boot vesaire bir tür boot'lar bulunmakta. F2 Boot'u enable yaptığımızda F12'ye basarak açmak istediğimde flash belleği bir türlü bulamadım. Bunun için boot menü üzerinden normalde sistemde UEFI tanımlıdır. UEFI tanımlı olduğu için bu bilgisayar, yani fabrikasyon ayarlarda Windows 8'in açılışlarına göre açılır. Biz bunu Legacy seçerek devam ediyorum. Akabinde F10'a ya da çıkış ayarlarından ayarları kaydet, çık diyerekten devam etmem gerekiyor. Ben F10'a basıyorum ve Enter diyerek bekliyorum. Bilgisayar flash bellekten okuma yaparaktan sistemini açacak. Bunun için biraz normal rutinlere göre yavaş kalıyor. Flash belleğimizin çok iyi olması lazım. Benim flash belleğim arada bir uykumluğunu alıyor kendine. Ama normal şartlar içerisinde 1 dakikaya yakın bir zaman dilimi içinde açılıyor. Bilgisayarın görüntü itibariyle hafif bir bilgisayar. Şu an için flash belleğin tepkisini görüyorsunuz. Ama rutinde her zaman için bilgisayar açılırken işletim sistemi tercihi yapmak istediğimde F2'ye basaraktan UEFI'yi iptal ediyorum. Akabinde takılı flash belleğimden devam edebiliyor. Yani boot seçenekleri üzerinden flash bellek sağlamasını da yapmam gerekiyor. Şu an için Lubuntu sistemi flash bellekten direkt çalışıyor. Dediğim gibi ISO'yu direkt yazdırmadım. ISO'yu harici bir kaynaktan flash belleğe kurdum. Normal hard disk'e ya da bilgisayara kurulum yapar gibi. Ha, bu işletim sistemi farklı farklı donanımlarda rahatlıkla çalışabiliyor. Elimin altında hem dosyaları bulunduruyorum hem de aynı zamanda işletim sistemini de yanında bulunduruyorum. Bir veri kurtarma durumu olursa, herhangi bir şekilde bir bilgisayar üzerinde bir işlem yapma gereği duyarsam, bilgisayar donanımı tamamen benim elimde. Şu an için işletim sistemim faal. Bulunduğum yerde F ve hatta Q klavye kullanımı tercihi olduğu için genelde klavye üzerinde P ve L tuşları ile varsayılan programın ilk iki harfini o şekilde seçiyorum. Geri kalan da rakam grubundan ayarlıyorum. Şu an için işletim sistemini başlattım. Burada gördüğümüz gibi işletim sistemi faal. Bu bilgisayarda Wi-Fi kartını tanımada problem vardı. Bunun için internette Ubuntu Acer
Aspir E11 diye Google'da arattığınızda eski Ubuntu, yani Ubuntu'ya sorun kısmında bununla çözümleri var. Ben buradaki uygulamayı yaparaktan terminalde komut girerek bu konuyu çözmüştüm. Bunun için burada izahatı mevcut. Ben bu dosyayı biraz size büyüterek ya da komutu sudo apt-get install kodlayarak söylüyorum. Bursa, Ceyhan, Manisa, W, Laleli, tire kernel, tire search koduyla arattığımızda bununla ilgili driver sürümünü kuruyor. Sonra bilgisayar yeniden başlatıyoruz. Akabinde Wi-Fi'miz, yani kablosuz internet bağlantımız hazır oluyor. Sistemde gördüğümüz gibi. Burada birçok kablosuz erişim noktası görülmekte. Bu şekilde bilgisayarım hazır. Ses tanıma veyahut da diğer kısımdan da bir sorun yok. Web kamerasını güzel bir şekilde tanıyor. Bunun içinde ben bir adet program kurmuştum. Painter denen bir program. Şu an için web kameramız çalıştı. Gördüğünüz gibi ben de karşınızdayım. Size bol Linux'lu günler dilemekteyim. Hayırlı günler dileklerimle. Kendinize iyi bakmanızı dileklerimle.